Tido şu mu? Bu yüz çocuğu. Bak lan bu bizim izlediğimiz, dur. Yüz kız yüz erkek nerede lan? Ben de onu görmüştüm. Şu. İki büyük daire yaptım ve birine 100 erkek, diğerine 100 kız koydum. Ve 100 saat sonra hangi dairede fazla insan varsa $500,000 kazanırsınız. Aynı bok bu. Ama kırmızı çizgiye denk gelirseniz eğleniyorsunuz. Hadi bakalım. Bu aynısı. Kızlar alır ki bunu. Erkekler alamaz, ben size söyleyeyim. Bunu aldık, bunu aldık. Gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Bu bir takım yarışması. Erkeklere karşı kızlar. Mücadele resmi olarak başlıyor. Hangi daire 100 saat içinde daha fazla kişiye sahipse $500,000 bütün ekip paylaşacak. Gitsek bile ekibimiz kazanırsa 5000 alacak. Bu çılgınlık. Erkekler iyi, kızlar ezik. Erkekler berbat. Alacak. Bu çılgınlık. Erkekler iyi, kızlar ezik. Erkekler berbat. Ulan şunu biz de yapsan şu dönemde var ya. Bak şu dönemde ortalık ayağa kalkar amına koyayım. Aa! Cinsiyetçiler! Ya da biz de boku çıkar bundan orada. Ezik diyorlar ya mesela, daha hani kibar. Orada neler döner yani, bu gaza gelenler. Amına koyayım! Gidip kafa atanlar falan duvara. Kimse mi? Ya, daha yarışma başlamadı. Puş, niye çıktın ya? Ayrılmak isteyen var mı? Hayır. Kimse mi? Aman tanrım, zaten iki kişi çıkıyor. Bize yalan söyleme. Niye kız çıktın? Kız arkadaşıma onunla dışarı çıkacağımı söyledim. Bir sohbet kartı alabilir miyim? Kart. 100 kızın hepsini burada nasıl tutacaksınız? İçimde çok fazla av var. Yani kesinlikle gideceğimiz. Kabak. Hanımcılıkta zirve amına koyuyorum. Evet. Hanımcılıkta zirve. Yenilecek miyiz? Devam ederken çıksan birileri fark eder. Hayır, muhtemelen hayır. Bekle, aman tanrım. Hayır, sen bizden değilsin. İki adım geri at ki sana ulaşamasın. Bekle, ne olur. Ne yapıyorsun? 5000 için işimi kaybedemem. Kazandım, işi aldım. Evet, mi? Harika. Umarım 5000 mantıklı. Pek mümkün görünmüyor. 20 dakika oldu, 5 erkek eksildi. Kız eksilmedi. Erkekler için iyi görünmüyor. Ve eğer biri kırmızı çizgiye basarsa bunu nasıl öğreneceğimizi merak ediyorsunuz. Bu iki odanın her biri 6 santimetre karesini kapsayan 65'ten fazla kameramız var. Herkesin her hareketini izleyen bir ekip. Ya baba koy kuş bakışı bir tane, bir kamerayla işi bitir ya. Kuş bakışı koyacağım, başını oturtacaksın çaycıya amına koyayım, böyle kilitlenecek. Ne gerek var 7 tane kameraya ya? Çıkıp çıkmadıklarını öğrenebiliyoruz. Size bir hediyem var. Bu şeyi nasıl kullanacağı hakkında hiçbir fikri yok. Aman tanrım. Mideki gibi değil. Dikkat et. Forklift ehliyeti yok. Artık tuvaletinizi yapmanızın bir yolu var. Pekala, hoşça kalın. Şimdi de forklifti sürüklüyor. Artık erkeklerin de kızların da tuvaletlerini yapacakları yerleri var. İyi şanslar millet. Kedim evde yalnız kalıyor. Yemek, beş günlük kadar yemeği var ama o kadar. Yarın için işten izin almadım ve cuma günü Chicago'ya gidiyorum. Saat 3'te uçağım var. Pek çok insanın işi var ve aile üyeleri onları gece ya da ertesi gün bekliyor. Tam olarak olmasını istediğim şey buydu ve başlamadan önce onlara yarışma hakkında hiçbir şey söylemedim. Bebeğin olduğu için ayrıldığını söyledim. Bir bebeğim var. Tamam. Biri bebeği olduğu için ayrılmak zorunda kaldı, sorun değil. O herhalde burada oldu bebeği onun, haberi yoktu. Nasılsa yarın ikimiz ayrılacağız. Evet, bu bittikten sonra işim olsun istiyorum. Kırmızı çizgilerdeki kameralardan biri ilginç bir şey yakaladı. Toplanın çok. Aa, ne oldu? Biriniz çizgiye çok yaklaştı ve dışarı çıkıp çıkmadığına karar vermemiz gerekiyor, tamam mı? Bu dışarıda mı, içeride ya, mi? Ya içeride lan. Birkaç saniye daha oynatayım. Yine de çizgiye adım attı, dışarıda. Bir grup kız yardımları olmadan takımlarının kazanmasıyla ilgili kumar oynamak için ayrılıyor. Kızlar erkeklere karşı üstün geliyordu ama şimdi erkekler önde. Tam olarak 4 kişi daha ayrıldı. $5,000 birçok insanın hayatını değiştirir. Benimkini değiştirecek. Hem de çok. Biz kadınız, zor şeyler yapabiliriz. Yapamayız, tatlım, ayrıldık, hepimiz çıktık. 20 kız çıktı. Ey Allah'ım ya, bir kahve yapabilir miyim arkadaşlar, ama dinliyorum bir yandan. Bir kız çıkıyor, bu iyi haber. Çünkü kaç kişi kaldıklarına dair bir fikrimiz yok. Yapamayız çünkü biz çıktık. Ve şimdi mücadelenin derinliklerine indiğimize göre akşam yemeği için hepsine yulaf ezmesi getirdik. Bu yulaf ezmesini şu büyük para yığınının üzerinde yiyoruz. Yulaf ezmesi çok tatsız. Bu yulaf ezmesi psikolojik bir işkence. Erkekler yulaf ezmesine karşı 16 kişiyi kaybetti. Diğer taraftan kızlar sadece 4 kişi kaybetti. Kızlar, yemeğinizi beğendiniz mi? Hayır!
Ben kuru üzüm sevmiyorum. Ya sende kaç tane kuru üzüm vardı? 20 tane falan. Neredeyse başa baş. Yuh! Birbirimize çok yakınız. Soluma bakıyorum insan. Sağıma bakıyorum ayak parmakları olamaz. İlk gece boyunca 7 erkek ve... Oraya lazonaya koyacağım var ya. Ne beslenir, ne beslenir oradan. 9 kız ayrıldı. Erkekler kızlardan daha iyi olmuş olmalı. Hedefimiz erkeklerden daha gürültülü... Kahvemi olsun açacağım. 3, 2, 1... Günaydın. Bunlar ilk geceden sağ çıkan savaşçılar. Kaç erkek kaldığını bilmek ister misiniz? Evet. Gidip sayacağım. Hemen dönerim. Geri dönmeyeceğim. 62 kişi geceyi atlattı. Şu halinize bakın. Baylar kaç kız kaldığını bilmek ister misiniz? Ben onları saymaya... Bu arada fark ettiniz mi? Squid Game'in etkisini fark ediyorsunuz değil mi? Yani o diziden sonra biraz bu konseptler artmaya başladı yani. Bilmiyorum onunla alakalı mı ama. Kem yok abi biliyorum bebeğim. Gideyim hemen dönerim. Geri dönmeyeceğim. Nedenini bilmiyorum ama çocuklar yulaf ezmesi için gerçekten heyecanlılardı. Yulaf! Öte yandan kızlar değildi. Yulaf ezmesi yaşasın. Bunun iyi olduğunu söyleyeceksin. Yarışmacılar bu noktada oldukça sıkılmaya başladılar. Böylece kızlar parayla bir şeyler yaratmaya başladı. Paradan atlama ipi ve seksek yaptılar. Bir de paradan bebekler yaptılar. Ve... Baba pek sahte gibi de durmuyor ya. Yok sahtedir bunlar. Erkekler şey... Günahlarımız için bizi bağışla. İnsanlar her şekilde dışarı çıkıyorlardı. Bazıları kazara çıktı, bazıları baskı kaldıramadı ve bu kız kelimenin tam anlamıyla başka bir yarışmacının kedisini kurtarmak için ayrıldı. Kedim ölecek. Ölmüş kedi değil mi? Kendimi çok faydalı hissediyorum. Ne zamandır burada olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Aynen öyle. Ulan 24 saatte bir kedi nasıl ölebilir ya? 3 günlük yemek koymuşlar. Ooo Nusret geldi lan. Elinde pişirmesi için Japon şefler getir. Şov zamanı. Yulaf ezmesiyle 24 saat. Bu mükemmel. Az önce ne fark ettim biliyor musun? Neyi? Erkekleri beslemek zorundayız. Son 2 saattir kızların eğlendiğini duyuyoruz. Burada resmen çıldırıyorum. Sürprize hazır mıyız? Evet. Hadi tekrar yapalım. Sürpriz şimdi burada. Artık iyi hissediyorum. Sanırım iyi hissediyorum. Proteinini ye. Dikkat. Hayır. Bunun sen olduğunu onaylayabilir misin? Ya bak bu çocuğu görüyorum ya ikidir. Bu çocuk bence Türk ha. Vallahi diyorum bunu bir araştırsanız da bu çocuğun kökeni Türk bunun. Ya annesi ya babası ya dedesi biri Türk. Dikkat. Hayır. Bunun sen olduğunu öyle hissettiriyor ya. İkinci gün pek bir şey olmadığı için Carl ve Nolan'ın yarışmacıları uyurken rahatsız etmelerine izin verdim. Erkekler yok abi Türk değil ben de araştırdım. Nereliymiş? Hadi yapalım. Bu erkeklerden bir hediye. Hadi çıkalım buradan. Bu bir sürek mi? Bu gerçekten sinir bozucu. Burada bir. Gitmeliyiz. Parçaladılar. Buna daha fazla dayanamayacağım. Bu hayatımın en kötü günü. Kızlar çoktan kapattılar. Polonyalı. Yazın. Adam. Üçüncü günün sabahı kimse duş almadığı için burası kötü kokmaya başladı. Hala direniyoruz. Protein tozlarından da anlayabileceğiniz gibi burada cinnet geçiriyoruz. Aklımızı kaçırdı. Dün gece bu adam Nolan'a burs için çevrim içi toplantısı olduğunu söyledi. Nolan ona bir takım elbise ve dizüstü bilgisayar getirdi. Böylece görüşmeye çemberden katılabildi. Bu kötü bir fikir gibi görünüyor. İstersen bize biraz kendinden... Ya yok artık. İlk öğretimde okuyorum. Herkes kadraja girsin ve sadece... Şu anda Bay Bist'in videosundayım. Hepsi arkamda bir şeyler yapıyor. Çok kararlı. Ne gibi hayat dersleri alındı? Bütün gün parti, bütün gece parti. Kevin, soğukkanlılığını iyi koruyorsun. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Galiba bursu alacak. Hoşça kalın. Teşekkürler. Kevin. Erkeklerin ne durumda olduğunu merak ediyorum. Tahminen 35'lerdir yani ne dersin? Kabadayı olmaya başlayacağım. Aslında aklımı kaybetmeye başlıyorum. 43 saat oldu ve ekipleri için bedenlerini ortaya koyduklarından bir ödülü hak ediyorlar. Bu yüzden bu mavi arabayı özel olarak paketleyip portatif tuvalete sakladım. Ve buraya bu pembe arabayı özel olarak paketleyip saklayacağım. Anahtarı alıp buraya saklıyorum. Ve bu portatif tuvaletlerde anahtarları ilk kim bulursa araba onun olacak. Ama tuvalete yerleştirdikten sonra oturup insanların anahtarı bulamadan içeri girip çıkmalarını izledik. Aman tanrım dışarı çıkıyor. Ah anahtar yok.
İkinci kişi içeri girdi. Tamam. Asla kaçırmam bu arada. Oğlum bak diyorum, benim IQ 400'e çıkıyor sıçarken. Böyle çakralarım açılıyor. Kesin yakalardım ya. O tuvalette geçirilen zaman çok değerlidir diyorum ya. Yani kesin bulurduk. Biz Türkler kaçırmayız onu ha. Olarak oraya giren herhangi biri araba kazanabilir. Aa işte geliyor. Eli boş. Birinin bulması sonsuza kadar sürebilirdi. Bu yüzden Carl erkeklerin tuvaletini kontrol etti ve aslında anahtar gitmişti. Kim aldı? Ben aldım. Ya. Adam aşırmış lan. Orada, evet. Aman tanrım. Bu muhteşem. İnanamıyorum. Arabasıyla benzin ödemesi için ona $5,000 verin. Sonra çocuklar çevrelerindeki tek gizli ödülün araba anahtarı olmadığına ikna oldular. Böylece aramaya başladılar. Ya. Ve camı kırdık. Altta bir şey bulmaya yardımcı olur. Buradaki en zararlı kişi olmak nasıl bir duygu? Oldukça eğlenceli. Her iki çemberde kalanlar resmi olarak 50 saat dayandılar. Mücadelenin yarısını bitirdiniz. Kutlamak için Rubik küplerini getirin. Kızların önünde 100 Rubik küpü var ve erkeklerin önünde 100 Rubik küpü daha. Tüm Rubik küpleri önce hangi ekibin çözebileceğini görmek için bir yarış bu. Hangi takım kaybederse çemberi yarı yarıya küçülür. Sen beyaz tarafı çöz, gerisini o halleder. Bu yarışma başlayana kadar bir erkeği fark etmemiştik. Tam anlamıyla ona veriyorlar. Ve bilen var. Rubik küpünün nasıl çözüleceğini biliyorduk. Bütün bu kişiler arasında Rubik küpünü çözmeyi öğrenen tek kişi o. Ve o kaldı. Aa gitmiyorum. Ve takımlar bu Rubik küplerini çözerken körüntü... Harbiden bir kişi biliyorsa işi bitirir de... Ulan tahmin etmemiştir bir gün bu kadar önemli olacağını bunun. ...ben bahsetmek istiyorum. Sadece 99 tane kaldı. Current paranın işleyişini değiştiren mobil bankacılık uygulamasıdır. Eski bankalar size her türlü ücretle vurur ama Current'ın aylık ücreti yoktur ve tamamen paradan tasarruf etmekle ilgilidir. Current normal bir mobil bankacılık. Gerekiyor. 25'i tamam. Ve eğer direkt para yatırma işleminizi Current üzerinden yaparsanız hoşuma gidiyor. Burada 10 bin var, çemberden çıkıp gidebilirsin. Yap dostum hadi. Dışarıdayım. 10 bin bu, ben giderdim. Hey! Oho! 10 bin 10 bindir. Oho! Şerefsiz. Seni çıkarıyor. Ulan ne, bak orada çıkmayacaksın baba işte. Diyeceksin ki arkadaşlar ben bu Rubik kübü işini biliyorum. 10 bin için ben sizi satmam diyeceksin. Orada onları yapmaya devam edeceksin. Ayıp ya. Küpleri nasıl çözeceğini bilen adama gitmesi için para verdim. Şimdi hepsi boşa gidebilir. Bu yüzden benim için kazan. Neredeyse yarısını bitirdim. Kızlar hala kaybediyor. Current şu an $25,000 vermeme yardım ediyor. 100 kişi $250 kazanacak. Sadece bağlantıyı tıklayın ve girmek için BIST 250 kodunu kullanın. $250 kazan. $10,000 abi. Current'ı yükleyip kaydolan ve bu kodu kullanan... Ya da orada dersin ki bak kardeşim ben çıkmıyorum. Ama biz kazanırsak hepiniz bölünüyor ya paralar. Artı $5,000 alırım diyeceksin. Bu kadar basit. Her birinizden 5000 sırf bunu yaptığım için alırım. Kabul mü dersin? El sıkışırsın. İş biter baba. Sonunda atıyorum 50.000 alacağına 125.000 alır çıkarsın baba. Kişisel olarak o riske girmeye değer. Yani henüz yapmadıysanız açıklamanıza tıklayıp Current'ı hemen indirin. Ay. Ver bunu, tekrar yapabilir. Daha hızlı yap, beni deli ediyorsun. Bu son Rubik küpü titriyor. Umarım kızlar mucizevi bir şekilde yetişir. İşte kral. Kriz çekilmek istiyor. Ha evet. Olamaz. Kızların çemberi yarı yarıya azaldı çünkü erkeklere karşı Rubik küpü mücadelesini kaybettiler. Ve bir Rubik küpünü nasıl çözeceğini bilen tek... Bir dakika ne demiş? 5K alıyorlar zaten. Çıksan da para alıyorsun. Onu demiyorum. Kazanmak üzerine söylüyorum bak. Kız sonunda ayrıldı. Umarım bütün çabaları boşuna değildi. 96 Rubik küpü çözdüm ama yine de kaybettim. Aga be, koca yürekli. Başlamasıyla hangi takımın daha kolay baştan çıkacağını öğrenmek istedim. Bu boş bir evrak çantası. Onu çemberin dışına koyacağım. Bakalım birini çıkarabilecek miyiz? Pekala. Sakin, sakin, sakin. Yaşasın. Evet. Evrak çantası boştu. Sonra Nolan başka bir evrak çantası koydu. Lütfen evrak çantanı al. Hadi ama. Ve çocukları tekrar kandırdı. Ve mısır gevreği aldı. Hiçbir şey yok. Ve tekrar. Ve tekrar bir çocuk çemberden ayrılmadan onu almaya çalışırken çıktı. Göreyim seni. Aa. Şey yok. Ve tekrar. Ve tekrar bir çocuk çemberden ayrılmadan onu almaya çalışırken çıktı. Göreyim seni. Bak biri bunu kurtarmış da bu köte gelmiş. En azından o çantada ne olduğunu anladın. Tabii ki aynı numarayı kızlar üzerinde de denediler. İçinde para yok. Aptal gibi görüneceksin. Evet biliyorum. Boş bir çanta. Pekala.
Kızlar açıkçası erkeklerden daha zeki. Saat gece bir. Hepimiz aklımızı kaybediyoruz. Çemberimizi ikiye böldüler. Ve deliriyoruz. Bu kadar yaklaştığımıza inanamıyorum. Üç günün sonunda her iki takımın da $500,000 kazanma şansı var. Resmi olarak 70. saat. Sizce geriye kalan hala kaç kız var? 21. 15. Yani artık 30'larda olduklarını düşünmüyorsunuz. Dördüncü gün kızlardan biri bana bir sürpriz olduğunu söyledi. Kolektif tuvalette araba anahtarı buldum. Kızlara söylemek istemiyoruz çünkü onların çıldırmasını istemiyoruz. Tamam, bir saniye. İşte yepyeni araban. Hey, Chris çizerse birlikte gelirim. Dışarı çıkmana gerek yok ama ne zaman çıkarsan yeni araban orada olacak. Kesinlikle kalıyorum. Tamam, göreyim seni. Özveri budur. Dev kırmızı düğmeli bir podyum var. Onu oraya koyup hiçbir şey söylemeyeceğim. Bak. Oğlum, kedisi olan kız değil miydi harbi o? Ulan kedisine baktırmak için eğer oysa dışarı adam çıkarttı. Arabayı aldı. Başka? Diğeri de garibin bir tas yemek koydu diye kendini kahraman sanıyor. Bakalım anda. Biri basacak. Düğme ne işe yarıyor? Çemberi ikiye bölüyor. Bu çok şüpheli. Tedbirli ama akıllı oynuyoruz. Ne olduğunu bile açıklamadı ve çocuk anında bastı. Pekala baylar, bunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Çemberinizi ikiye ayırın. Hayır. Pekala, ben gidip sprey boya alacağım. Herhangi biriniz buna bastı mı? Hayır. Tamam, güzel. Nasıl hissediyorsun? Berbat. Evet. Benim için bir kez alkışlamak ister misin? Şimdi o da boyandı. Kızlardan biri kameramanımızı erkekleri gözetlemek için bir drone ödünç almaya ikna etti. Drone'un kontrolleri bizde. Onu erkeklere doğru uçuruyoruz. Aman tanrım dostum. Oo, erkekleri neredeyse görüyordum. Tek mesele o mu? Gitti, drone gitti. Şu adama bak. Ve dördüncü gece kendi yemeklerini pişirmelerine izin vermeye karar verdik. Çünkü yarın çok ama çok zor olacak. Tam. Ya oğlum, orada sikinde değil milletin böyle şeyleri işte, anlayın. Drone, muron, ne amına koyayım, bakkaldan alayım. 85 saatimiz var ve şu anda çok yakın. Hariç kızlar mızlar vumumun demek yok arkadaşlar. Bütün mallıkları yapan affedersiniz videoda erkekler yani. Bir dolar görüyor koşuyor, buton görüyor koşuyor basıyor. Bilmem ne yapıyor. Bak kadınlar, kız orada kedim ölecek ajitasyonu yaptı, yolladı kızı, yok etti orada. Hayırdır? Ayrılmayı... Bir de üstüne araba aldı. Düşünmüyorum, hayatta olmaz. Çoğumuzun dayanacağını sanmıyorum. Bence kızlar kazanır. Risk alıyoruz abi. Aynen kardeşim, risk alıyoruz. Mücadelenin son 10 saatinde çemberlerin her biri 10 bölümü aldı. Artık mücadelede son 10 saat ve etrafınızda... Ama bu da ayrı bir konu, erkeklerin yanındayım. Adamsınız, maceracısınız. Belki de kızlar kazansın diye yapıyoruzdur, değil mi bunları? Aynen. 10 bölüm kaldı. Yani kırmızı çizgilere dokunursanız dışarıdasınız demektir. Ve her saat hangi bölümü kapatacaklarına karar vermek zorundalar. Bence ilk tercihimiz bu olmalı. Çok konuşmalara yol açtı. Portatif tuvalete dokuzunu sığdırıp yakınlaşabiliriz. Pekala çocuklar, konuşmalara yol açtı. Portatif tuvalete Utku Eightborn'u açacağız deyince. Sığdırıp yakınlaşabiliriz. Ya çok benzetti bak. Pekala çocuklar, karar verdiniz mi? Çok hızlı seçiyorum, bunu kapatıyoruz. Son karar. Ne? Bu mu? Tamam. 90 saat sonra bile başa baş olması istatistiksel olarak o kadar imkansız ki bence çok çılgınca. Bir adam sonra... paradan middle göz tunik yapmış lan. Olması istatistiksel olarak. Baksana herif komple rast seti yapmış kendine. İmkansız ki. Neyle yapıştırdın onları birbirine ya? Bence çok çılgınca. Bir saat doldu çocuklar. Hangisini dolduruyoruz? Bekleyin, para havuzu mu? Kendilerinden emin görünüyorlar ve anlaşmayı anlamadılar. Bu taraf. Tamam. Şöyle. Zamanı geldi. Bu. Çocuklar, neyi spreyliyorum? Havuz yok. Havuz yok. Sadece 4 saat kala ekipler kalan alanı en iyi nasıl kullanacaklarını gözden geçirdi. Para havuzunu ortadan kaldırmamızın bir yolu yok. Para havuzu ya da portatif tuvalet. Bunu yaparsak ve sonra azaltırsak yeterince fazla yerimiz olur. Sonra bu oldu. Çocuklar. Işıkları değiştirin. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Kırmızı çizgi boyunca sürüklenen bir parmak göreceksiniz. Xavier, belli ki dokunmuştum. Sadece Xavier değil, buradaki bu adam portatif tuvaletten çıktıktan hemen sonra bastı. Sonrasındaki tepkilerinize bakın. Aslında bir üçüncü var. Bu kim? Güzel. Güzel, koyayım buraya, gelin. Bunun için üzgünüm. Özensiz olduğumuz için insanları kaybediyoruz. Bunu bırakıyoruz, değil.
Bundan sonra herkes dikkatliydi ve mücadelenin son saatine kadar sürdürdüler. Resmi olarak son saat. O zaman Chris işe koyulsun. Portatif tuvalete bir grup erkeği yığmak zorunda kalacak. Ya yazık lan. Aman tanrım, orada kaç kişi var? Bu son saat. Kimin nakit olarak yarım milyonu alacağını belirleyecek. Bunu başaracağız. Umarım 33 yeterlidir. Çekime bakın bunu koyayım. Harika ya. Bunu başaracağız. Umarım savaş ya. 33 yeterlidir. Kazanacağız! Baylar, bayanlar, mücadelemiz resmen sona erdi. Benimle orta alanda buluşun. Hadi gidelim, hadi! Evet, işte! Başladığımızda 100 kadın ve 100 erkek vardı. Geriye ise bu kadar kaldı. 100 saat sonra 33 erkek ve 35 kadın. Oy! Yarım milyon dolar kazandılar. Böl lan hemen sayı ya. 35 kişi. Vay canına. Erkek arkadaşım benimle gurur duyacak. Eğer hala abone olmadıysanız 100 milyona yaklaşıyoruz ve bu benim için dünyalara bedel. Abone olmalılar mı? Gerçekten 100 milyona ulaşmak istiyorum. Henüz yapmadıysanız tıklayın. Aa, çok eğlenceli ya. Lan. Vallahi güzel ya. On dört falan ediyor değil mi? 14 küsür mü ediyor? Soran da erkekler dökülmese 3-4 kişi yürürmüş. Bu 100... Vallahi izleyelim ara ara ya. 100 bin dolara köpek balıkları yüzer misin?